Şimdi evet. yanımızda İbrahim var, Bey var, amca var. Şimdi tabii e, ben yayının sonuna doğru birkaç tane izleyicimiz bizi arayınca evet. bilgi sahibi oldum. Çünkü başta bu söylenmemişti. E, aile ilişkileriyle ilgili bir takım tatsız şeyler yaşanmış. Aynen. Şimdi Aşkı Memnu dizisini biliriz ama Aşkı Memnu romanını okuyan varsa aslında benzer bir olay yaşanmış sizin evde de. Şimdi Ejrin'in babası görüntüleri de var hatta verebiliriz. Allah rahmet eylesin sizin öz kardeşiniz. Aynen öyle. İsmi ya. neydi? Cengiz. Cengiz. Şimdi Cengiz'le Ejrin'in annesi resmî nikahla evli miydi? Değildi. Değil. Değil. Ejrin'in annesi zamanında kaçmış galiba ona. Aynen öyle. Aralarında yaş farkı da varmış. Var. Ne kadar? 16 yaşında kaçmıştı. 16 yaşında kaçtı. Aa. Kardeşin kaç yaşında şu anda? Abim vefat ettiğinde 41 yaşındaydı. 6 sene beraber durdular. Yani 36 yaşında filandı. Anladım. Ee, yani aralarında 20 yaş fark var. Aynen öyle. Gidiyor kaçıyor senin abinle beraber oluyor. Sonra Ecrin dünyaya geliyor. Aynen öyle. Şimdi bundan sonrası da anlatılanlar karışık. Yani ne kadarını anlatmak istersin istemezsin bilmem. Ama şu anda e, senin kardeşinin karısı yani Ecrin'in annesi ee, babanın ablasının oğluyla evli. Yeğeniyle. İşte ben öteki taraftan anlattım. Yani babanın kız kardeşinin evet. oğluyla evli. Yani o zaman şu anda babaanne dediği kişi aynı zamanda Ecrin'in halası. Aynen halası. Bunu anlatabilmek için çok çalıştım arkadaşlar. Eee, anlatabildim mi? Pek anlatamadım. Halası, halası kısmını anlayamadım. Nasıl oldu şimdi? Yani şu an Ecrin'in babasıyım diyen kişi evet. dayısının karısıyla evlenmiş. Dayısının eşiyle evlenmiş. He. Yani anlatabiliyor muyum? Ve... Ç çocuk için ablam böyle bir yola başvurdu. Çocuk hani üvey babaya gitmesin. E, Sevcan evlenecekti başkasıyla. Evleneceği için e, böyle bir yola başvurdular. Gittiler aldılar kaçırdılar geldiler. Bizim haberimiz yoktu zaten. Ama olmaz ama. Çocuk için yapılan bir şey diye söylediler. Hani her insanın kendine göre bir doğrusu vardı. Demek ki ablam onu kendine göre doğru bildi. Evet. O şekilde yaptı. Şimdi öyle miydi? Yoksa zaten hani bu gönül bağı daha sen abin beraberken de başlamış mıydı? Çünkü sizin aileden arayan birçok kişi de onu söylüyor. Ha, yani bunu nereye bağlayacağım? Beni aslında çok ilgilendirmiyor onların o aşk meşk meseleleri de. Şimdi söylenen şu. Ejin'in yanında bir tane dayısı var ya en son onu gördüm de ben işte götürmüştüm de uyuya kaldı tekrar geri amcası götürmüştüm e, sonra uyuya kaldı geri getirdim sonra ben çıktım arkamdan yürüdüm yürümedim diyen. Şimdi iddialara göre e, karışık. Şimdi o amcayla erkek kardeşi yani şu anda Ejin'in babasıyım diyen kişi üvey babası kavga ediyorlar. Kavga edince o amca Kardeşinin dayısının karısıyla beraber olan ilişkisini dayısına aktarıyor. Aktardığı için de adam problem yaratıyor. Hatta sizi geleceğim öldüreceğim falan filan diyor. Evet. E doğru yani bunlar. Evet doğru. E tamam o zaman. Sonrasında da kalp krizi geçirip ölüyor. Söylenen bu. <laughs> Rahmi Bey bana boş gözlerle bakıyor. Çok haklısın çünkü karışık. <gülüyor> <gülüyor> Ölen kişi gerçek babası mı? Evet. Hı. Gerçek babası ölüyor. Şimdi ölen kişinin evet. adı neydi? Cengiz. Şimdi ölen kişi Cengiz. Tamam. Cengiz şimdi Ecrin'in babası. Bana isimleri söyle artık o kadar ben de aklımda tutamıyorum. Deniz. Şimdi Cengiz Deniz'in dayısı. Yani annesinin erkek kardeşi. Şimdi bu Deniz'le en son yanında olan amca Özkan evet. kavga ediyorlar. Kavga edince Özkan dayısına yani bu ölen Ecrin'in gerçek babasına... Diyor ki senin karınla benim erkek kardeşim aşk yaşıyorlar diye bir mesajlar atıyor, görüntüler atıyor. Evet. Bunun üzerine de yine bu Ejder'in öz babası diyor ki ben de geleceğim sizi öldüreceğim falan filan diyor. İşte neyse oralar yatışıyor sonra olaylar. Sonra da kalp krizi geçirip ölüyor. Şimdi ailenin bir kısmı da aslında buna bağlıyor o kalp krizini falan. Yani adam çok üzüldü. Tabii Kendini... Çok canı sıkıldı bu olaylara çok üzüldü son zamanlarda. Heh, yani yeğeninin karısıyla olan dedikodularına üzüldü. Evet. Çok o zaman ederim. ailenin bir kısmı da anladığım kadarıyla ölümünü de buna bağlamış. Sen de bağladın bilmiyorum. Vade. Vade diyorum. vadesi. Her şey vade tabii ki. Allah... Ayda yani, da yani, yani... kalp krizi geçirmesinin yaşırmasını... sebep olabilir yani. Sebebi kolalar ben olabilir. Adli tıpla evet. Ankara'ya almaya ben gittim. Ee, hüzün, oradan bir görev, görevi yitirmiş, damarlar tıkanmış dendi bize. Hı. Bize söylenen buydu. Adli tıpla ben ben gittim almaya. Böyle söylediler. Yani Siz bize... Adli tipi bu olayları da anlattınız mı? Yok. Ee, anlatsaydınız bak başka türlü bakılırdı. Neyse oraları karıştırmayayım. Şimdi daha sonra işte baba ölüyor. Anne de gidiyor. Kocasının yeğeniyle evleniyor. İşte Şimdi... hala kısmı oradan oluyor. Evet. Baba, babayla anne, e, hani babaanne Kocasını kardeş ya. Kocasının yeğeniyle evlenince. Heh, ba yani Ecrin'in babasıyla şimdiki evlendiği adamın da ka annesi kardeş ya. Evet. O yüzden hem babaanne hem hala oluyor. Doğru. Şimdi Doğru. son dönemde de şöyle bir şey aktarılıyor. Şimdi bu, bu ilişkiyi dayıya duyuran amca Özkan olduğu için Özkan'la tekrar baba acaba bir kavga mı etti? O kavganın sonucunda Özkan istemese de çocuğa bir zarar mı verdi? Çocuğun başına bir şey mi getirdi çünkü daha emelde böyle bir kavga dövüş olmuştu. En son gören o. Biz ondan şüpheleniyoruz diye sizin akrabalarınız bizi aradılar. Anladım. Evet. Ama zarar vereceğini hiç düşünmüyorum. Yani bir buçuk yaşında çocuk. O zaman sizden biri mi kaç önce sizden biri gelindi kaçırıldı diye düşünülmüş. Beni ee... beni bile söylemişler ama ben İstanbul'daydım zaten. Şimdi şu paylaşımı kim yaptı? Dünya yüzünde kadın kalmamış gibi abimin karısını. Oğlunun koynuna sokan insan benim ablam değildir. He. Kardeşinin karısını kim oğluna nikah kıydırırsa benim gözümde insanlıkla alakası yoktur. Benim de öyle ablam yoktur. Ben yazdım. Sen yaz. Evet. İlk zamanlarda. Çünkü bizden habersiz olmuştu. He, tabii sen şimdi Ecrin'in bu babaannesi dediğimiz kişinin sen de kardeşisin, erkek evet. kardeşisin. Ya Abla. çok karışık. He. E Cengiz'le ben Anladım. kardeş oldum. Senin ablan diğer erkek kardeşinin karısını kendi oğluyla evlendirdi. Aynen öyle. Nasıl oluyor ya? Çok karışık. Maalesef. Şimdi bunu sen yazdın yani evet. ablanla. Sonra. E, Selahattin Bey bu nasıl bir iş ya? Rabbim sözün bittiği yer taş yağacak başımıza. Demiş mesela bunun üzerine. Halamın oğlu. Heh. Sonra Nuri Bey. Yani bu da enişten oluyor o zaman. Evet. Ablanın kocası, Ecrin dedesi. Selahattin Bey sana... İki yazmak kolay. Ondan sonra, sonra Ecrin'in annesi yazmış. Ee, yani biraz bana bakmadılar, ortada kaldım gibi açıklamaları var. Sonrasında e, şöyle bir şey var. Ecrin'in annesi adres veriyor. Bak. Ecrin'in annesi diyor ki, hiç diyor çocuğu eğer istiyorsanız boşuna aramayın diyor. Köyün adresini veriyor. Nerede o? Gelin alın çocuğu diyor. Yani bir çocuk meselesine de dönüşmüş bu konuşmalarda işin. Evet. E, gel yeğenini sev. Deniz yeğenim söylüyor bunu bana. Hı. Gel yeğenini sev diyor. Yeğenin köyde diyor. Yani çocuğun üstüne çok düşüyordu Deniz. Öz babası gibi sahip çıkmıştı yani çocuğu. Onda bir sıkıntı yoktu. Bak sen demişsin ki ben demişsin e, yeğenimi zaten alacağım. Bundan şüpheniz olmasın. Evet. Bundan sonra benim için Alancık köyü bitti. Size de bu eve girmek bitti. Bir yaşındaki çocuk senin bunları yapman için sebep değil. Dayısı öldüğünde bayılan insan dayısının namusuna bakmaz. E, namusu hissese bile sen benim dayımın namususun demek düşerdi. Ama sen insanların namusuna yan gözle bakmayı tercih ettin diyorsun yeğenine. Evet. Ben bu çocuğu da alacağım diyorsun. Şimdi çocuk da kaybolunca tabii gözler ilk bunları yazana çevrildi. Anladım. Yani o da sensin. O da sana diyor ki fazla diyor köyde arama diyor ay orasını bulamadım gel diyor numarada şu bilmem ne diyor gel çocuğu buradan al diyor Ece'nin annesi de sana. Annesi diyor deniz yazıyor yeğenim yazıyor. Ha. Onun feyisi. Babası o yazıyor. denen yani şu anda. Babası evet. Olur. Evet. E, nasıl oluyor o zaman bunlar? Ya i̇lk zamanlarda bir tabii bir nefret oluyor bir kırgınlık oluyor. O zaman yazmıştım ben bunları. Çünkü yani bizden habersiz olan bir şeydi. Bize söylenmesi gerekiyordu. Bizden e, izin alınması gerekiyordu. Özellikle annemden. Ha. Yani bizden habersiz olunca bizde kırgınlık oldu. Sinirle böyle bir şeyleri yazdım yani. Doğru çocuğu alacağım falan dedim zamanında. Ama baktım ki çocuğa iyi sahip çıkıyorlar. Ha. Ya ne bileyim rahattım. Bir şey Peki, olmayacak. Çocuğu senden başka almak isteyen var mı? Çünkü sen almadın diyorsun buraya evet. geldin. Böyle alabilecek başka kim var akrabalardan? Almak isteyen? Kimse gelemez ki köye yani benim aklıma bir, bir sürü ihtimal geliyor ama hani. Ama söyle ihtimali mesela kim ben bu çocuğu onların yanında bırakmayacağım diyordu hayatım yani çok kritik bir saate girdik. Şimdi Bugün e... son gün o çocuğu canlı bulabilmemiz için kendisi gittiyse bir yere yani açık açık biri, söyleyeyim. Biri biri kaçırmış olma ihtimalini düşünmek istiyorum çünkü hayatta olduğunu biliyoruz az çoktan biri kaçırdıysa keşke böyle bir ihtimal olsa. İnşallah. Ama düş, düşünüyorum şimdi çocuğun o saatte orada oluyan nereden bilecek ki köye uzak. Acaba evet, sizin ateş... akrabalarınız içinde çocuğu gidelim alalım diyen var yok, mıydı? Yok, yoktu. Şimdi bir amca sen varsın, başka kim var? Amcam, abim var. O neredeydi? Çorlu'da da bugün vezir köprüye gitti. Yani o da çocuk kaçırılırken Çorlu'da mıydı? Çorlu'daydı. O da yok. O da yok. Başka öyle almak isteyen annenlerden falan hani bu çocuk onların yanında kalmasın diye. Ya öyle bir şey yoktu ya. Çocuğa iyi bakıyorlardı. Çocuğun kaybolmasına ben hiçbir anlam veremedim. Sonra izlediğinde amcanın da yanından kaçırmasına pek bir anlam verememişsin. Görmemesine. Nasıl? Şimdiki amcasının. Hı hı. İşte ne bileyim şimdiki amcası aslında neyi? Ne bileyim karışık da iş. Şimdiki amcası aslında neyi oluyor çocuğum? O çocuk. kadar anlamıyorum yani. Dayısının oğlu işte o kızı oluyor. Ne oluyor? Dayısının kızı yeğeni. Yani dayısının kızı oluyor. O da onun yeğeni oluyor. Aynen. Hiç bilmiyorum ablacığım. Hani Şimdi... ben böyle bir şey hiç... Olma ihtimali hiç yoktu. Nasıl oluyor çocuk kayboluyor? Ama işte olmayan şey gerçekleşti hocam. İşte ben de anla, anlam veremiyorum bir türlü. Olmayan Şimdi bir şey gerçekleşti. Ya o çocuk hani oralarda bir yerlerde gerçekten arama çalışması yapılmasına rağmen hani bir dalın altında falan bulunamıyor. Ama o bizim şu gördüğümüz alanda olması lazım. Gitmez o kadar ya. Şimdi ablacığım şöyle bir ihtimal var. Hani çocuk kaçırıldıysa. Ha. Yani bizim Özü Köprü'de dört yolu ve Babartum'da var. ama kim var. kaçıracak? Bu bahsettiğim olayla ilgili kaçırdıysa kaçıracak. Sen de saklama kimseyi. Bak bütün bunları yok. insanlar anlattılar yani. Kim kaçırabilir i̇şte sizin i̇şte, Kimin kaçırılacağına dair hiçbir fikrim yok. Sen demişsin ben alacağım diye. Ben evet zamanda dedim. İkar etmiyorum ama ben İstanbul'daydım zaten. Bir haftadır ayın ikisinden beri İstanbul'dayım ben. Sen şimdi bu oradaki amca Özkan'la evet. İstanbul'da beraberdiniz. Evet aynen. Çalışmaya diye geldik. Olmamış. Çalışma olmadı. Ondan sonra e, iki gece Özkan'ın e, halasının evinde kaldık. E, üçüncü gece babası Özkan'ı istedi. Ben gittim Esenler Otogarı'na. Esenler Otogarı'ndan bindirdim Bursa arabasına. Bursa'da ablası var, abisi var. Ben o gece Esenler'de sabahladım. Gidecek yerim yoktu. Neyse bu Bursa'ya gitti. Bursa'da bir gece kaldı. Ertesi gün Vezir Köprü'ye gitti. Hı. Sonra o gittikten bir hafta sonra mı çocuk kayboldu? Gitti. E, ondan sonra ben Esenler'den Esenyurt'a geçtim bir akrabamızın evine. Orada iki gün kaldım. Oradan Belçika'dan bir arkadaşım, asker arkadaşım aradı. Instagram'da paylaşmıştım ben iş arıyorum yatılı diye. O bir yere yönlendirdi beni. Aksaray'da Çöğece. Orada çalışıyordum iki gündür. Özkan aradı beni. Dayı dedi, Ejin iki gündür kayıp dedi, bulamıyoruz dedi. Hı. Ondan sonra ben duramadım zaten yerimde. Tamam, Özkan köye gittikten ne kadar zaman sonra bu çocuk kayboldu? oldu? Özkan'a soralım. Bir hafta falan herhalde. İkisi, iki gece, ikisi, iki gece orada yattık, dördü. Beşinde filan gitti, altısında filan gitti Özkan. Ayın altısında.